kudusu Sevda'da heyecan devam ediyor. Bu heyecan reyting oranlarına olumlu yansıdı. Dizi her geçen bölüm iyi oranlara ulaşıyor. Dizide uzun zamandır hain konusuna vurgu yapılıyor. Şu an Halil İbrahimlerin yanında iki köstebek var. Bunlardan birisi herkesin bildiği üzere Davut. Diğeri ise sonradan olaylara müdahil olan Adem. Ancak birkaç bölüm önce Halil İbrahim aileye sızan başka bir hain konusuna vurgu yaptı. Binbaşı ile bir sohbetinde konuşan Halil İbrahim, "Paranın yerini kim sorarsa benim haberim olacak. Bal Osman bile olsa bana söyleyeceksiniz. Biz çürük elmanın kim olduğunu biliyoruz da başka elmalar da çürüdü mü onu bilmek istiyoruz." demişti. Herkes takvim yapraklarını geriye sararak Osman'ın Ceylan ile ilgili Halil İbrahim'e bozuk olduğunu düşünerek acaba bir hainlik yapabilme ihtimalini tartışıyor. Hatta Adem'in de eve sızması biraz Osman'ın boş boğazlığından kaynaklı oldu. Ama Osman'ın hain olabilmesi bize göre pek olası değil. Osman'ın Halil İbrahim'e yakın olan isimlere kıyasla zeka yaşı bize göre biraz geride. Osman vefa duygusundan kaynaklı Halil İbrahim'in yanında. Tamam güçlü, gözü pek fakat maalesef kabul edelim ki fazlasıyla saf. İzleyenler Osman için hain vurgusunun Adem'i içeri sokmasından kaynaklı yapıldığını düşünüyor. Osman hain değil ama bu çok iyi niyetinden kaynaklı olarak Adem'e Halil İbrahim ve atacağı adımlarla ilgili istemeden de olsa bilgi verebilir. Bu da Halo ve ekibini zora sokabilir. İşte bu detaylar ve hain meselesinin bir ayrılığın habercisi olabileceği düşünülüyor. Yani Balcı Osman maalesef yakın zamanda ölebilir. Ki dizinin seyri ve senaryonun akması için gerek İskender gerekse Halil İbrahim cephesinde bazı ölümlerin yaşanması gerekiyor. Öte yandan Adem bize göre hemen ifşa edilmeyecek. Tıpkı Davut gibi bile isteği içeride tutulacak. Evet arkadaşlar, analizimiz bu kadardı. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz seviniriz.